Selamünaleyküm. Hayırlı olsun. Bu devasa tesiste hem üreticilerimize hayırlı olsun, hayırlı alışverişler temennisinde bulunduk. Hem de tesisi görme imkanına kavuştuk. Hem üreticiler, satıcılar için hem de kurban ihtiyacını karşılayacak vatandaşlarımız için son derece güzel bir tesisin altında, içinde Kurban Bayramı'na hazırlıkların yapıldığını görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Burada nispeten şehrin biraz daha dışında, özellikle yağmurlu, çamurlu havalarda hem hayvanlarımızın, hem üreticilerimizin, hem de satın almak üzere gelen vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı ortamda rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri bir tesisin varlığını müşahede ettim. Bu vesileyle Sayın Başkanımıza Mustafa Dündar'a bu tesis nedeniyle hem Osman Gaziler adına hem de Bursa adına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Osman Gazi Belediye'mizde bu yıl iki farklı noktada kurban satış noktası oluşturuldu. Bunların birisi Geçit'te, diğeri Veşakaren Mahallesi'de şu an içinde bulmuş olduğumuz tesiste. Burası 70 dönüm alan üzerine 20 dönüm kapalı mekanda. 10 gün önce vatandaşlar geri burada yerleşerek satışlarına başladılar. Şimdi bugün baktığımızda satışlarda ciddi bir ilerleme kaydedilmiş. Büyükbaş hayvanlarda güzel bir sonuç ortaya çıkmış. Bizler de belediye olarak bundan sonraki süreçte bayrama giderken temizlik, düzen, bununla ilgili tedbirleri çalışıyoruz. Özellikle otoparkla ilgili sorun söz konusu değil. Temizlikleri sürdürüyoruz. Ve şimdi hedefimiz bayramın birinci günü kesimler başladıktan sonra kesimlere yönelik tedbirleri alarak vatandaşların bir an önce kurbanlarını keserek farzasını yerine getirmesi. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah güzel bir bayram öncesi satışları gerçekleştirmiş oluruz. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Eyvallah. Medya Spor programından herkese tekrar iyi günler. Hafta başı pazartesi günü yapmış olduğumuz programda seyircilerimizin, izleyicilerimizin çok dikkatini çekmiştik. Bahtiyar Yorulmaz'ın yorumlarıyla Bursa kendine geldi. Bugün de istek üzerine ilave olarak programımızı yeniledik. Konuğumuz Remzi abi. Hoş geldiniz. Merhaba Cahit'im. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Her aradığımızda bizi kırmıyorsun. Sağ olun. Sen bizim kardeşimizsin. Cevat seni kırar mıyız? Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bursa Spor içinde olunca seve seve geliyoruz. Evet. Çok sağ ol. Geliyorum. Sağ ol. Sen de sağ ol. Salih'im tekrar hoş geldin. Hoş bulduk Cevat abicim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. İki gün aradan sonra tekrar buluştuk. Ben çok mutluyum sizlerle birlikte olmaktan. Sayın Başkanımla birlikte olmaktan. Ben de çok iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Evet. Evet. geçen haftaki, evvelsi haftaki programda playoff öncesi beraber olmuştuk. Program yaptık. Ne olur ne eder dedik. Hepimiz başarılı dedik. Tur atlarız dedik. Fakat bizi Bursa Spor yanılttı. Evet yani bizim Cevat o maçı ben penaltıya kadar izledim. Evet. Penaltıdan sonra bıraktım, kapattım televizyonu. Şöyle bizim hücum hattının golü atamayacağını anladım. Golcü eksikliği olduğu belli. Orada büyük sıkıntı vardı. Yani o penaltıyı da ondan attıktan sonra evet. O golü çıkaramayız diye düşündüm. Bir kere hücum hattında ciddi sıkıntı vardı. Gol atma ihtimalimiz çok zayıftı. O hücum hattının gol atma ihtimali çok zayıftı. Tabi olan oldu artık. Yani buraya kadar işte kırıldı, döküldü. Oralara kadar gelindi. Oralardan geri dönüldü. Buradan sonrasına bakmak lazım. Evet. Oradan ders çıkarmak lazım. Demek ki bizim elimizdeki kadro geçen sene bu işi yapabilecek kadro değilmiş. Biraz daha dikkatli olup daha iyi seçimler yapıp daha iyi bir kadro yapmak lazım. Bursa Spor'a yani birincilik ben ağzıma dahi almak istemiyorum. Yakışmıyor burası. Yani Bursa'nın yeri, layık olduğu yer Süper Lig'dir. Evet. Ve oraların da ilk beşi, ilk altısıdır. Onun için
yani bu seneyi iyi değerlendirip bir an önce oraya gitmekle çıkmak lazım. Evet. Peki Remzi abi, şimdi gerçekten Başkan İbrahim Yazıcı, merhum İbrahim Yazıcı'dan sonra gerçekten çok büyük bir boz patağına girdi. Evet. Çok. Her gelen başkan Bursaspor'u bir adım daha aşağı indirdi. Bir adım daha aşağı indirdi. Gele gele 600 trilyona yakın bir borç kaldı. Öyle gözüküyor. Peki evet. Şimdi şampiyonu da alamadık. Bir beklentimiz vardı. Süper Lig'den çıksaydık. Oradan bir iyi bir para alırdık diyorduk. Daha yüksek orada gelir. Cevat, ben bu arada lafın arasına gireyim. Yani buradaki geliri anlatayım size. Televizyondan yaklaşık 12 milyon civarında, 11. Şimdi kusur. Şu an. Bu ligde. Bu ligde. O 11 kusur milyon, yani 12 milyon lira civarında bir yılda gelir var. 3,5 milyon lira civarında iddiadan para alınabiliyor. İşte Bursaspor ve Bursaspor'un dışında şampiyon olan takımlara her yılı için 4,5 milyon lira ödeniyor. Şampiyon mesela. Olan takımlara. Şampiyon olan takımlara 4,5 milyon lira şampiyonluk primi veriliyor. Belki bu sene bir miktar artabilir. Evet. 4,5 milyon liraydı geçen sene verilen. Bir yıl için 4,5 milyon lira. Mesela 10 tane şampiyon olduysan 45 milyon alıyorsun. İşte büyüklerin avantajı o. Evet. Büyük dediğimiz kulüplerin avantajı o. İşte ne kadar şampiyon olursan o kadar prim katlıyor. O kadar 4,5'la çarpıyorsun. O yılları 4,5'la çarpıyorsun geliyor. Her yıla. Evet. Şimdi yani Bursaspor'un gelecek yılki geliri 19-20 milyon civarında. Falan. İşte reklamı ıvır zıvır 25 milyon diyelim. Bu takım yapmak için uygun bir rakam değil tabii. Bu sadece kulübün bir yıllık eşofmanı, forması, ayakkabısı, su giderleri, yemek giderleri, işte tesislere gidiş geliş gibi yerlerde harcanacak para. Yeniden eldeki çocukların bir kısmını tutarak yeniden takım yapılacak herhalde. Şimdi Süper Lig'de düşmeyi kaldıracağız, kaldırılsın diye evet, konuşmalar var. Şimdi. Ben yapılmaması lazım diye düşünüyorum. Her şeyle zıt pırt oynarsanız o bir daha yol olur. Hep oynamak lazım. De ki düşürdüler. Şu Ankara Gücü gelecek. Kayseri geliyor ki Kayseri pandemi döneminin en iyi takımlarından biriydi. Evet. Malatya geliyor. Biraz zayıf gibi. Burada ben Karagümrük çıkacağını zannediyorum. Adana Demirspor çıkamıyor. Karagümrük çok iyi takım gördüm. Ben size geçen hafta çıkardım. Adas günde Bahtiyar Yorulmaz da aynısını söyledi. Karagümrük çok iyi takım. Çok iyi takım ha. Yani ben hiç böyle bir şey, Akhisar maçını seyrettim. Akhisar'ı ezdiler ya. Sanki Akhisar mahalle takımı gibi. O kadar büyük fark vardı aralarında. Daha önce de izlemiştim. Karagümrük gelebilir. De ki Karagümrük gelemedi. Geldi Adana Demirspor kaldı. Adana Demirspor seneye zaten kadrosu fena değil. Biraz daha güçlendirebilir. Bak orada 3 tane yukarıdan geldi. O var. Samsun geldi. Samsun ciddi para harcayacak durumda evet. Gözüküyor. Bandırma'yı onların bir miktar geliri var ama çok ciddi almamak lazım. Buradan işte Karagümrük çıkamazsa o var. Akhisar var yine. Onlar fena evet. Takım değil. Biraz takviye yaparlarsa. Yani gelecek sene de oldukça zor. Tehlike. Tabii oradan çıkmak için çok iyi araştırarak isabetli elemanlar bulmamız lazım. Şimdi ona da geleceğim gelsin de kaçana? Kaçar oyuncular paralarını alamamış. Geçen akşam izlediysen o Denizli Spor ligde kaldı. Akşam hani son evet. Anda gol yedi. Ona rağmen ligde kaldı. Oyuncular orada o şeyle moral bozukluğuyla kulübün kendilerinin paralarını vermediğini, çoğu da kulübü terk edeceğini söylediler zaten orada da. Yani futbolcu bu işi orada hani yaptığı yerde parasını almak üzere oynuyor. Özellikle de yabancılar. O gün o Denizli'deki oyuncular, yerli oyuncular işte biz yerliler kaçmadık, terk etmedik. Öbürleri terk etti diyor. Ya da adam Afrika'nın bilmem ne köyünden çıkmış buraya para kazanmaya. Kazanamazsa gider. Onları bu duruma düşürmemek lazım. Yani Bursaspor'da da bu oyuncuların o akşam söyledikleri 8-10 aydır paramızı alamadı şeklinde sözler vardı. Zannederim onlar da paralarını bu arada ödeyemezsek büyük bir ihtimalle hakları da doğuyor zaten federasyondan ve evet. UEFA'dan bırakıp gideceklerdir.
Ama onların içinden hani yararlanmak istediğimiz de var mı bilmiyorum. Belki yeniden yapmak lazım her şeyi. Sıfırdan bir takım kuracağız. Ya gençler var elimizde. Şimdi, bu çocuklardan yararlanmamız lazım. Elde 22 milyon para var diyelim. O kadar. Ama transferde para yok. Tabii işte transfer 50 milyon en azından. Şimdi, birincilik abi, için burada, en azından 50 milyon 50 milyon para lazım. Size bir soru gelmiş. Remzi Bey'e sorar mısınız? İbrahim Burkaç 80 milyon verelim. Karaca Bey Bursaspor'la birleştirelim demiş. Bunun astarı var mı diyorlar. Şimdi ben bir haftadır İstanbul'daydım. Dün akşam Emin Karaca arkadaşım. Dün akşam geldim. Ben Karaca Bey'deki arkadaşlara sordum. Ya sosyal medyada bu tür şeyler görüyorum diye. Bize yapılmış resmi bir teklif yok dediler. Bu belki Bursa'da birilerinin gündem değiştirmek üzere bir senaryosu olabilir. Karaca Bey'e yapılmış böyle bir teklif yok. Evet. Yani bana yapılmadı. Karaca Bey'deki arkadaşlara sordum, onlara da böyle bir teklif yapılmamış. Ama hani Bursaspor burada bir sıkıntı çekecekse böyle bir teklif yapmasında bana göre hiçbir şey yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Belki de borçsuz bir kulüp yapmak için çok daha isabetli de olabilir ama yani Karaca Bey dinamikleri var tabii. Onlar böyle bir şeyi kabul ederler mi onu bilmiyorum. Anladım. Bugün de Karaca Bey'in açıklamaları var galiba. Evet. Ben sabahtan bugün beri başkan, çok meşguldüm. Çok öyle bir şeye açık değiller gibi duruyor. Değil. Spekülasyon evet. Diyor zaten başkan. Evet. Ama tabii ki bilemezsin yani. Tabii Bursa futbolu için, Bursa'daki boşluğu doldurmak için denirse belki ikna edilebilirler. Evet. Belki ikna edilebilirler. Remzi abi tekrar size döneceğim. Şimdi Salih'cim, pazartesi günü epey bir konuştuk, ettik. Oyun yenildik. Buna girmeyeceğim. Şimdi derler ki Necat, geçen seneki Necit, Kembo, Sivok, Freddy, Lagur ödenecek paralar var diyorlar. Şimdi gelecek seneyi konuşacağım. Nasıl Eskişehirspor'un 15 puanı silindi? Bunlar bizim yarın bir gün önümüze çıkacak. Zaten benim Yeni Marmara gazetesinde yarın çıkacak haberim de bu. Kaçan kaçana. Şimdi Cevat abi. Var mı kontratın iptal edilen, pardon sen, kontratın iptal eden oyuncu var mı şu anda? Hepsi güzel olmuş. Ben karşılıklı anlaşalım, alacağım da almayacağım. Çekmek istiyor herkese. Ha, anladım. Zaten kiralıklar gitti. Kimler kiralıktı? Pardon sen. Estağfurullah. Ben de. Tayfur. Sivas'tan aldığımız o Arap. Traore. Birkaç tane daha var. Sözleşmesi biten çok onlar var. Onlar gitti evet. Şimdi Cevat abi. Bu saydıklarım çok önemli. Evet, önemli. Bunlar tabii bir şekilde şey bunlar oldu. Bizim, yalnız bunlar bizim karşımıza çıkacak. Çıkacak. Şimdi Cevat abi bir kere ona hazırlıklı olmalıyız. Yani önümüzdeki sezon bizim bu yıl biliyorsunuz 3 puan silindi. Biz aynı Eskişehirspor gibi o yapılan hatalardan ötürü, yanlış transferlerin maliyetinden ötürü diyeyim. Aslında o çok daha isabetli olacak o cümle. Yani yapılan transferlerin Cevat abi yanlışlığından ötürü karşımıza böyle bir büyük borçlar çıktı. Bu da neye sebebiyet verecektir? Bu sene puan silinmesine. Sayın Başkan'ın biraz önce söylemiş olduğu gibi belli diyor. Ben de %100 katılıyorum. Gelir 20 milyon, 22 milyon civarında. 50 milyon bir alan yapabilmek için, TFF birliğinde mücadele etmek için 50 milyon lira bir gereksiniminiz var. Onu nasıl karşılayacaksınız? Onu nasıl karşılayacaksınız abi? Yani demek ki 30 milyon cepten ödeyecek. Evet. Şimdi Cevat abi, bu 20 milyon lira Cevat, kulüplerin sabit giderleri var. Eşofman lazım, forma lazım, ayakkabı lazım, altyapı testlerine hoca lazım. Yıllık değil mi sabit gider? Yıllık. Aylık sabit giderlerim var. Hayır, çocuklara eşofman alacaksın, forma alacaksın. Yemek yedireceksin. Bunlara hoca tutacaksın. Hocaların paraları var. Altyapıya hocalar tutacaksın. Altyapı çocuklarına yemek yedireceksin. Bu 20-25 milyon lira para zaten buralara gider. Yani takıma, yeni takım kurmak için bu paradan yararlanamazsın. Doğru. Sadece bu sabit giderleri karşılar. Şimdi diyeceğiz ki ya stadyumdan lafını lütfen olur mu? Başkanım buyurun. Stadyumdan gelir olur. Stadyumun gelirleri oradaki güvenliklerin
parasını zor karşılar. Yani Remzi abi, pandemi olayı devam ederse stat görmüyorum. Yarı yarıymış. Tabii yok, seyirci abi, yok seyirci. Zaten. Yani tamamen bitiyor seyirci. De ki açıldı seyirci. Seyircili oynanıyor. Orada da gelirlerle statta bizim en az 300-400 tane güvenlik görevlisi var. Onlara evet. ödediğim paraya gidiyor şeyler, gelirler. Yani doğru. Epey gider var. Şimdi Cevat abi, şimdi bir bütçe oluşturulması lazım ama bu bütçeyi nasıl oluşturursun? Bir sponsor gelirin de yok. Tribün gelirin yok. Storyler ne kadar çalışıyor, ne oluyor, karşılıklar ne kadar karşılar, o meçhul. Dolayısıyla Cevat abi, yani şimdi benim şahsi kanaatim, bir kongre üyesi olaraktan da Sayın Mestan'ın Cevat abi hemen karar alması gerekiyor. Açık net. Yani birilerinin önünü açması gerekiyor. Ve hiçbir açıklama, siz duydunuz mu Cevat abi? Bir açıklama da olmadı. Yani şeyden sonra son müsabakamızdan zaten, sonra zaten bir açıklaması da olmadı. Bey, sosyal medya sallanıyor. Kongre kararı alsın. Evet. Diye. Bütün taraftarlar Mesut Mestan'ın kongre kararı almasını istiyor. Herkes beklenti içinde. Cevat abicim, bugün de bir abimizden öğrendim. Divan bugün, divan kurulu yani yönetimi saat 17'de toplanıyormuş. İnşallah onların da güzel bir tavsiyesi olur yönetime. Onların tavsiyesiyle Mesut Mestan da fazla geciktirmeden bir karar alır. Geciktirmesin çünkü zaman dar. Kesinlikle. Onun için yani Cevat abi, şimdi biz biliyorsunuz olarak da az kaldık. Biraz önce programdan önce konuştuk. Gerçekten Cevat abi şeyim yanıyor. Yani ciğerim yanıyor denilen bir tabir vardı, aynı şey. Çok üzülüyorum yani. Evet. Tabii canım. Ben çok üzülüyorum. Koca Bursa'yı yasaba oldular. Evet. Remzi abi, Bursa. Şimdi size bir soru, gene size. Evet. Semih Savaş diye bir arkadaşımız. Kulübün ismi değişirse şampiyonluk gider mi diyor. Şimdi burada kulüplerin ismini değiştirerek borçtan kurtulma imkanı yok. Burada kulüp ismi değiştirilmeyecek. Yeni bir kulüp kurulup o da Bursa Spor FK yapılabilir mesela. Peki o zaman borçlardan alabilirsin. Borçlardan kurtuluyor musun? Tabii yeni kulüp o, yeni kişilik o. Anladım. Yeni dernek veya yeni tüzel kişilik. Mersin İkman Yıldırı gibi, İçer Mersin. Tabii işte Antep Spor Bravo Kulübü vardı biliyorsun. Evet. O borçlarıyla kapandı. Borçları iflası ilan edildi o derneğin. Borçlarını ödemiyor. Oradan kimse alacağını alamıyor. Şimdi onun yerine ne oldu? Gaski diye bir takımı, onlar amatör ikinci kümedeydi. Belediyenin onu desteklediler. Tabii Gaski, Gaziantep Sular Eder. Bizim Buski gibi. Evet. Gaziantep Sular Edersi takımını amatör ikinci kümeden aldılar. O ayrı bir dernek idi. Ayrı bir dernek çıktı. Daha sonra o şehrin temsil etsin diye Gaziantep Futbol Kulübü yaptılar. Gaziantep Spor yerine Gaziantep FK oldu. Derneklerde bir dernek bir ismi bir defa kullanabilir. İkinci defa kullanamazsın. Mesela benim Bursa Yıldızı vardı. Ben şimdi Bursa Yıldızı'nı tekrar kursam Bursa Yıldızı yapamam ismini. O dernek kapandı, bitti. Bitti. Önüne öz Bursa Yıldızı dersin veya gerçek Bursa Yıldızı dersin. Böyle bir şey yapman lazım. Remzi abi, o kadar çok soru geliyor ki size. Evet. Sayın Başkanım Recep Beyaz, bu işe diyor sahip çıkarsan diyor bu sefer ayağa kalkar. Ya tabii biz, yani ben Bursa sevdalısıyım, Bursa Spor sevdalısıyım ve gerçekçi bir insanım. İşi de uzun zamandır içinde olduğumuz için öğrendim. Doğru şeyler yapılabilir ama bu borcu çeviremem. Yani burada bütün Bursa'nın sivil toplum örgütleriyle, Bursa sevdalılarıyla, ticaret odasıyla bilmem neyle katılıp bana derlerse ki yani buraya bir kaynak yarattık, o kaynağın içine biz de bir miktar bir şey katarak gireriz. Ancak böyle çevrilir. Şimdi geçen hafta dinlediysen Sergen'i, ne dedi? Artık bu iş şahıs paralarıyla yapılamaz. Burası başkanın veya idarecilerin koyacağı parayla döndürülemez. Bu zaman geçmiş. Tabii. Yani bizim eskiden bildiğimiz gibi değilmiş bu iş. 3 milyar yani eski parayla 3 katrilyon borç var. Şahısların paraları pulları buna yetmez. Bizimki de işte yarım katrilyon üzerinde diyoruz ya. Dolayısıyla hani bir kere çevirirsek de sonra götürürüz ama bunu. Bir de tüzük yapılır.
sağlam bir tüzük, yani kulübün borçlandırılmasını engelleyecek bir tüzük değişikliği yapılabilir. Böyle çevrilebilir ama yani ben şu anda Don Kişot gibi çıkıp da evet, ya bu kadar parayı karşılayamam, bu paralar konamaz, herkesin bir ailesi ben, işi var. Şimdi yazmışlar gene 27 milyon avro ödenmesi gerekiyormuş Ağustos'ta. 31 Ağustos'a kadar. Neymiş o kadar ya? 27 milyon. Bilmiyorum bu topçuların. Bir arkadaş yazabilir mi ki ben neymiş o? Yani ben o kadar 20, ödemeler var da 27 avroyu bilmiyorum. Yani bu 31 Ağustos'a kadar 27 milyon avro ödeme yapılması lazım. Bu arkadaş demiş. Kas mahkemesinde bir dava vardı. Onun 3-4 milyon olduğunu biliyorum ben o kadar. Ama demek ki futbolcu yazıyor. Başka baksana, kime var? 5 tane futbolcu yazıyor. Arkadaş yazabilir mi? Kimse arkadaşımız tamam, yazabilir mi? Tamam yazabilirler belki. Bunlar? Ondan sonra Avusturya'dan selamlar var size. Yılmaz Akgün. Kampta tanışmışız. Evet, evet, evet. Evet, tarıyorum. Vallahi, merhaba Yılmaz. Bugün büyük ihtimalle bütün patlama sene olacak. İnşallah. Hocam boş yüklü miktarda geliyor. Şimdi buradan da katlandı geliyor. Gelecek sezon için Bursaspor etkilenir mi? Ya tabii etkilenmemesi mümkün değil. Peki Bursaspor Remzi abinin dediği gibi Bursa halkı el ele verirse, kenetlenirse, herkes taşın altına elini sokarsa, böyle bir başkan da olursa o zaman tamam mı? Ticaret adamı olarak. Kesinlikle. İşte biraz önce Sayın Başkanımın söylediği gibi konseptif oluştu Cevat abi. Tamam mı? Bursa'mızın ileri gelenleri Sayın Başkanımın liderliğinde eğer böyle bir şey soyulursa Cevat abi, ki yıllardan beri işin içinde, çok da seviyor, severek yapıyor. Hani profesyonel ama bir de Bursa seviyor Remzi abi. Sağ olsunlar. Yani en ücra noktasına kadar bu işi biliyor. Başkanıma yalnız kaldığım zaman da söylüyorum. Hani bu işin piri. Hakikaten Remzi abi, şimdi 10 medyada programlara ne zaman şey yaptıysak geldin ve bizim taraftarlarımız, izleyicilerimiz çok memnun, çok mutlular. Sağ olsunlar. Yani kaliteli bir program yaptığımızda da değiniyorlar zaten. Evet. Biz de yani futbolun içinden geldik en azından. Tabii Cevat, sen yıllarını verdin bu mesleğe. Bilmiyorum ama 1974 yılından beri Vakıfköy'den, rahmetli Mümin Gencoğlu'nun zamanından bu Bursaspor'u takip ediyorum. Tabii ben 80'li yıllarda orada altyapıdayken evet, oralarda tanıştık biliyorsun. Evet. Şimdi Cevat abi, Sayın Başkanım'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Sayın Başkanım'ın içinde müthiş bir şeyi var. Öngörüsü var. Ufku açık. Futbolun altyapısında, üst yapısında biliyor. Kime ne değerde verileceğini biliyor. Cevat abi, biz buralara nasıl geldik biliyor musunuz? Tamamıyla, bak bu kadar borcun yükselmesi tamamıyla Cevat abi yanlış transferler yüzünden oldu. Yani har vurup harman savruldu. Programa gelmeden önce bir abimizden bir şey duydum. Bu kaleci Fire ile ilgili. Sözleşmesine 650 bin euro yazılmış. Eğer Cevat abi bir gün daha gecikme olsa bir o kadar cezası var diye madde düşürmüş. Bak Cevat abi. Ve buna imza atılmış. Ya Cevat abicim, nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor bu? Ya bu imza ki, Cevat abicim, imza atıyorsunuz. Bursaspor kulübü adına imza atıyorsunuz. Cevat abi. Menajerler var işin içinde. Abi bak, ben orasını bilmiyorum ama kim varsa o işin içinde kimler. Cevat abi, Bursaspor adına bir imza atıyorsanız ben şimdi Salih Fındıkköy olarak kendi işimle ilgili imza atabilirim Cevat abi. Ama ben Bursaspor kulübüyle ilgili ben imza atarken elim titrer. Yanlış yapıyorum muyum, yapmıyorum diye. Bak bu çok önemli Cevat abi. Bu ayda duygusu olması lazım. Yani Bursaspor kulübünün idaresine gelecek kişiler, bu işe talip olacak insanlar Cevat abi, kendilerini bir gözden geçirecekler. Benim şeyim ne? Ben bu işi kaldırabilir miyim? Ekibin ne? Biliyor musun altını üstünü? Bu Cevat abi. Şimdi isim vermek yanlış olur benim için Cevat abi. Yapımı biliyorsunuz. Yani şu başkan zamanından başka da buraya kadar geldi falan olayı değil. Zincirleme buraya kadar geldik. Artıkın tamam. Bundan sonra Cevat abi gidecek bir şey yok zaten. Zaten yok. Remzi abi. Yok, gidecek bir şey yok. Zaten net ve açık anlat söyledi Remzi abi. Konsensüs kurulacak Cevat abi. Kesinlikle. Remzi abimin fikirleriyle, görüşleriyle örtüşecekler. Bu işe Betason mu Cevat abi bu işin içine gelir? Belediyelerimiz mi gelir? Şimdi o artıkın. Şimdi biz bunu aynı şekilde İbrahim Yazıcı'nın ikinci bir döneminde gelmesi. Stadyumda bütün herkes toplandı. Stadyumun ortasında herkes İbrahim Yazıcı'yı ve adaylığını açıkladı da. Evet. Aynı şekilde herkes taşın altına elini sokarsa, Bursa birlik olursa, Remzi abiye destek verirse,
Olur diyorsun bu. Kesinlikle olur diyorum Cevat abi. Gene bir soru var size. Şimdi Cevat bak o sorudan Kürşat önce Demir... Önce şunu söyleyeyim. Şimdi Bursaspor da kendi kendine yarattı bu sıkıntıları. Kesinlikle. Şimdi bak şöyle. Bu sene benim başkan olduğum dönemdeki başarıyı çok net görüyoruz. Çok büyük başarı olduğunu görüyoruz. 59 puan yaptık. Evet. Bursaspor tarihinin bütün rekorları kırıldı. Hala şampiyonluktan sonraki en yüksek puandır İbrahim döneminden evet. sonraki. Bu sene Beşiktaş'ı işte Sivas'ı, Alanya'sı bir sürü iddialı takım 59 üzerine çok zor çıktı. Sivas evet. 60 yaptı galiba. Galiba. Evet. Beşiktaş 62 yapabildi. 59 puan aldık o zaman. Ne kadar büyük başarı elde edilmiş. Ama bir takım insanları işte fitne soktular. 2 puanlı değil mi? Yani 3 puanlı. 3 puanlı. 59 puan yaptık. Şimdi bunun ne kadar büyük, ne kadar zor bir iş başarmışık bunu görüyoruz buradan. Yani bu kadar iş doğru yere götürülürken bir takım insanlar fitne soktu bu çocuklara, türbünlere. Bizi bile orada yani bu kadar sevgimiz olduğu halde biliyorum. İçinden hani ayakkabısını giyerek, formasını giyerek biliyorum, geldiğimiz yere bile. Remzi abi onu. Evet yani çok orada iyi. Bile gereksiz şeyler yaptılar ama ben hepsini affettim onları. Yani hiç yok saydım ben. Herkes yaptığımda utandı zaten. Tabii. Remzi abi şimdi size Kürşat Demirci diye arkadaşımız Remzi Başkan'a sormak istiyorum diyor. Şu anki mevcut şartlarda kim başkan olmalı? Bizi bu bataklıktan kim kurtarıldı? Yani şahıs imkanlarıyla çok zor az önce söylediğim gibi. Evet. Biraz orada ben bir isim vermekten çekinirim. İsim, sadece tabii. şehrin genelinin desteğiyle ortaya çıkacak birisi Allah korkusu olan. Allah korkusu olacak bak bu çok önemli. Bravo, çünkü başkanım. Derneklerde Sedat Allah korkun yoksa harcar durursun. Ve Allah korkusu yoksa o derneği koruma duygusu da olmaz sende. Savurursun parasını. Doğru. Allah korkusu olan, işi bilen, işi reklam için değil sevgisi için yapan birini bulup çıkarmamız lazım. Şu şartlardan öyle çıkılır. Bir de Bursa'nın desteğini esirgemeyeceği birisi olmalı. Yarın en küçük zorlukta ya bu da yapamadı deyip sırtımızdan atacağımız birisi ise o da onun da işi çok zor olur. Şimdi İbrahim Bursa'nın desteğini alacak birisi lazım. Şimdi Allah hani Bursalı, Bursa milletvekili Faruk Çelik çok büyük destek verdi. Evet. Taşın altına elini soktu. 8-9 evet. milyona yakın para toplandı. Para toplandı o dönemde. Bu evet. para evet. çok büyük katkılı oldu. Evet, evet. Hatta burayı gazeteye ziyarete geldiğinde söylüyorum. Sayın Başkan dedim. Tekrar dedim böyle bir şey ne zaman ne demek istiyor? Ne zaman? Evet. Her zaman diyor ben de Bursa Spor için varım evet. diyor. Evet. Yani öyle Faruk Çelik gibi insanlara ihtiyacımız var. Cevat abicim bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi Ender Özkan arkadaşımız da demiş ki Divan Kurulu İdris Başkanlığı neden sessiz diyor. İdris Başkan bugün zaten saat 17'de toplantı Murat var. Murat Mestan'a Mesut Mestan'a diyecek ki istifanı kongre kararı al. O şeyi soracaklar zaten bugün ona. Cevat abi şimdi Divan'ın öyle bir yetkisi yokmuş hani kongre kararı al diye. Tavsiye edebilir. Tavsiye edebilir. Tavsiye edip de işte başkan da tabii ki o tavsiyeye mutlaka bir şekilde uyacaktır. Şimdi Cevat abicim biraz önce Sayın Başkanımın bir sözü var. Çok etkilendim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir abimle tanıştığım için de. Cevat abi bak Allah korkusu olacak Cevat abi. Evet. Bak neden biliyor musun Cevat abi? Bak, bu korku neye olmalı? Ya, bu korku yanlış yaptırmaz Cevat abi. Çok çekinirsin. Yani karar alırken, karar verirken Cevat abi bu duyguyu yaşayabiliyorsan hata yapmazsın. Yani şimdi, büyük hata yapmazsın. Saat için bir saniye. 12 milyon yabancı futbolcu borcu varmış. 8 borcu 8 avlu da mevcut futbolcu içinmiş. Emin söylüyor. Emin Karaca söylüyor. Evet. Euro ile oynamıyor bizim yerli oyuncular ama. Hani bugünkü kura bölerek buluyorlar. Sayın herhalde. Başkan ben bu kadar Zemci Başkan'ın haricinde bu iş olmaz bu. Evet. Sağ olsunlar. Şimdi Cevat abicim aklın yolu bir. Şu anda Bursa'mızda Cevat abi ben Remzi Başkan'ın burada diye söylemiyorum. Donanımlı bak donanımlı Cevat abi biz de biliyorsun futbolun salonundan köşesinden sürüyorlar buradan ilgili insanlarız. Donanımlı tek isim benim şahsi kanadım Remzi abidir. Remzi Cinoğlu'dur. Sağ ol Salihciğim. Sağ ol çok teşekkür ederim. Tabii biz de
elimizden geleni kesinlikle her şart altında yapmaya uğraşıyoruz. Böyle İnşallah de... Cevat abicim bak çok bu hafta içinde bir konsensüs oluşur. Şimdi, Bursa'mızın büyükleri Cevat abi. Şimdi bilmiyorum çok şey var. Remzi abi gerçekten gene seni söyleyeceğim. Evet. Remzi abi diyorlar aynı oranı söyledik gibi diyorlar. Sevilen bir insan diyorlar. Bugün sanayi bölgelerine gitmiş olsa, hani gidilmiş olsa diyorlar ekibinden. Evet. Kimse geri çevirmeyeceğini söylüyorlar. Evet. Boston'un da futbolcuların, yabancılardan ve mevcut futbolcuların borcuymuş bu. Yabancılar o KAS'ta bir davamız var biliyorsun. Evet. O KAS'taki dava şu anda ne durumda bilmiyorum ama KAS bu pandemi döneminde ara vermişti. Davalara bakıyor herhalde Trabzon'un biliyorsun. Şimdi bizimkiler de ötelendi. Ağustos ayına ötelenmişti borçlar. İşte o KAS buraya davayı gördüyse, karşı tarafı haklı bulduysa bize bir ödeme tarihi vermiş olabilir. O tarihe kadar ödenmezse 6 puan, 9 puan silme durumları olur. Yani eksiyle başlarız Cevat abi. Şimdi gene bir soru var. Evvelsi hafta söylemiş olduğum gibi, daha evvelsi hafta daha doğrusu kurumsallaşması lazım diyor Yakup Binbaş. %51 diyor, yalnız diyor Bursa Spor'un olması gerekir diyor. O zaman... Şimdi tabii Bursa Spor Derneği şu anda borçlu. Borçlu olduğu için derneğin hisselerine şirketleştirmekten bahsediyor arkadaşım. Evet. Derneğin hisselerine sürekli aciz gelir. Anladın değil mi? Anladım. O zaman... Yani bizim dernek bu borçla herhangi bir yere ortak da olamaz. Anladım abi. Dernek iyi temsil edecek bir şey oluşturulabilir, böyle bir heyet. O heyetin hissesi olabilir. Heyet Bursa Spor adına orada bulunabilir. Tabii %51'i Bursa Spor adına olmalı ki Bursa Spor kulübü yönetsin. Yoksa %51'in altındaki hisseyle tek başına yönetemezsin. Karar alamazsın yani. Ortaklaşa kararlar almak lazım bu zaman. Kesinlikle. Tabii. Zaten bütün şeyler, mesajlar sizin üzerinde toplandı. Ne demiş Hilmi Çetin, bizim köşe yazarımız, gazetemizin köşe yazarı. Sanayiciler destek verirse diyor. İyi bir yönetim birlikteliği sağlanmış olursa diyor, taraftar grupları diyor, sahip çıkarsa diyor yönetime diyor, bir yerlere gelinir diyor. Yani dediğim gibi ancak öyle kurtarılır. Yani bir kurtuluş savaşı şimdi, gibi bir şey bu Bursa Spor için. Olursa, kurtarılırsa böyle kurtarılır. Diğer şekliyle çok zor. Peki Remzi abi, şimdi 22 milyon dedik. Yıllık geliri, bu yılki gelir. Birincilikteki gelir transfer diyelim. Transfer içinde 30 diyelim, 50. 100 milyonla bu iş çevrilir mi? Çevrilmez. Eski borçlar var. Eski ödemeler var değil mi? Tabii hiç bir gelir olmayacak. Bak şimdi nereden insanlar bilmiyor, bize anlatayım ben size. Şu anda Bursa Spor'un 2 yıl ödemesizdi ama faizler ödenmediği için tekrar ödemeliye döndü. 70 milyon lira Ziraat Bankası'na borcu var. Tedbirli. Gelirleri tedbirde. 50 milyon lira Denizbank'a borcu var. Oh. 70 milyon. Bunu %16 ile borçlanmış Bursa Spor. Yıllık faizi %16. Yaklaşık 20 milyon lira yıl faiz yapıyor. Şimdi az önce ben hani bunu söylemek istemedim. Bizim gelirimiz faize gidiyor zaten Cevat. Aynısını, ayakkabı bile alamıyor. Aynısını Emin Karaca belirtmiş burada. Ha, tamam. Yani ben az önce o kadar hani ağır şeyleri bilmesin insanlar diyorum ama öğrenmelerinde fayda var. Bence de öğrenmelerinde fayda var. Durum böyle sıkıntılı. Bursa Spor'u ne hallere getirdi? 20 milyon lira gelire karşılık 20 milyon lira faiz giderim var. Şimdi benim bildiğim yıl içinde faiz taksitleri de ödenemediği için temerrüte düşmüş olabiliriz. Şimdi bak bu faiz temerrüte düştüğün anda Cevat, bu ticaretle uğraşan, bankalarla bir işleri olan insanlar bilir. Faizin faizi, faizin faizinin faizi, faizin faizinin 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 faizi, faizinin faizinin faizi başlar. Kar topu gibi büyür borcun. Bir anda bu 120 milyon, 300-400 milyon oluverir. Evet. Onları da hep ödemek lazım gününde. Yani temerrüte düşmemek lazım. Kesinlikle, kesinlikle. O kar topu gibi yuvarlanıp gidiyor çünkü. Faizin faizi, yani senin bu sene ödemediğin faize gelecek sene de ondan sonra o faizde de faiz, onun faizine de faiz çıkıyor. Doğru söylüyorsun. Böyle kötü bir şeydir o. Çok kötü bir şey. O zaman Remzi abi, yani
Hakikaten Bursaspor'un şu anda 20 milyon lira bizim faiz yani. Giderimiz var bak. Ben şimdi, az önce hani söylemedim ama insanların bunu bilmesine fayda var. Bir yılda bizim kazanacağımız para zaten faize verilecek. Bunun tesise gideceğiz, hiçbir şey yapmasak değil mi? Tesise evet. Gideceğiz. Yenecek içilecek orada. Şu maça falan gitmediğimizi düşün deplasmana. Bu çocuklara idman yaptırıyor. Ya Bursa'ya gelenle oynadık diyelim. Bursa'daki stada gitmek için minibüs tutacaksın. Hep yani, masa. Tabii canım. Şimdi benim takım arkadaşım Yıldırım Spor'dan kaleci Süreyya. Süreyya abicim merhaba. Süreyya Temel. Merhaba. Şimdi Süreyya demiş ki benim Cevat Türe, Cevat kardeşim senin önderliğinden televizyonumuzda, bizim kendi bu televizyonumuzda On Medya'da kampanya başlatabilir miyiz diyor. Senin önderliğinde olsun mu iş diyor. Olur mu acaba? Böyle bir şey Fenerbahçe Beşiktaş yaptı bunu. Evet. Erzurumspor yaptı. Evet. Biz, ben de deneyebilirim. Gazetenin yönetim kurulu tabii başkanından tabii. Bunu konuştuktan sonra sizleri buraya çağırabilirim. Birkaç böyle Bursa'nın ileri gelenlerini çağırabilirim. Burada tabii tabii ama o dediğim konsensus oluştuktan sonra olur. O konsensus evet. Oluşmazsa çok münferit şeyler olur. Yani buralarda insanlar yani, söz verse de sonra yerine getirmiyor. Ben de bir gazeteci şeyi biliyorum. Bursaspor gazetesi olarak Erdoğan kulakları şimdi. Bülent Ser zamanında bir kampanya yapıldı biliyorsun. İki kişi para verdi. O birkaç yüz kişi para vereceğini söyledi televizyona bağlandığında. Sonra o paralar verilemedi. Sadece iki kişiden para alındı. Evet. Siz ne diyorsunuz Salih Bey? Vallahi şimdi Cevat abi bu borç yükü. Şimdi Remzi abi her şey gerçekten çok güzel izah etti. İzah etti. Şimdi, ama bunları Bursa bilsin, Bursa halkı bilsin. Dedim ya. Onun için söyledim ben de. 3 milyon 600 bin Bursa'dan kalmışık burada 550 bin kişi. %19 değil mi? %19 Bursa'lı. Bursa doğumlular. Birkaç kuşak Bursa doğumlu. Şimdi Cevat abi o da bir handikap. Tabii yani bir aidat duygusu gelişmesi için hakikaten bu bizim Bursa'mıza doğmak, gelişmek, büyümek, doğmak lazım. Maalesef öyle bir şeyle karşıladık. Program öncesi dediğimiz gibi yani sanayi kenti oluştu Cevat abi. Bu göçün diğer vilayetlerimizden insanlarımızın buraya göç etmesi kadar doğal bir şey olamaz. O ayrı bir şey. Ama biz o şeyi oluşturamadık burada. Yani o Bursa Spor Cevat abi sevgisini oluşturamadık. Spor sevgisini oluşturamadık. Şimdi Salih'im niye oluşturamadık? Bir takım şampiyon olmuş. 2009-2010 yılında şampiyonluk. Ondan sonra İbrahim Başkan rahmetli olduktan sonra bir aşağı doğru iniş var. Bursa Spor aynı çizgiyi götüremedi. Ne dedi Remzi abi? Her yıl 4,5 milyon para oluyor. Bir daha şampiyon olsan 9 milyon. Bir daha şampiyon olsan 13,5 milyon. Ama Bursa Spor bunu zorlamadı ki. Şimdi Cevat abicim, şimdi gelire göre bir gider vardır. Yani ticarethanelerde bu böyledir. Yani ben işletme sahibi olduğum için söylüyorum. Yani gelirinize göre bir şey yaparsınız. Yani bir nasıl bir hamle yapacaksınız onun hesabı. Bizim öyle olmadı Cevat abi. Şimdi bizim 10 birim bir gelirimiz var. Biz 20 milyona 20 birime uzanmaya çalıştık. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Her geçtiğimiz sene Cevat abi üstüne koydu. Konulunca karşımıza biraz önce Sayın Başkanımız söylediği gibi ya bizim Cevat abi ne demek ya 20 kusur milyon lira bir gelirimiz olacak diye bu TFF Birinci Ligi'nde. O para bile faize yetmeyecek. Cevat abi nasıl döndüreceksiniz? Şimdi zaten Kürşat arkadaşım sizi Remzi abi, Remzi Başkan diye 150 milyon çıkartıp gelecek olan cezaları engelleyemez mi diyor. İşte Bursa şimdi Cevat abi şimdi katılırsa şey yapılabilir. 150 milyon Remzi lirayla abi, çevirebilir hale getirir. Anladığım kadarıyla 150 milyon lirayla çeviririz Bursa. Spor severler, Bursalı taraftarlar, Bursa Spor'un çok seven kişiler bunlar zaten çok belli. Biliyorum. Herkes de seni çok seviyor. Hani tutabilir mi Bursa Spor'un elinden diyor. İşte tutabilmemiz için Bursa'nın bir kere benim elimi tutup gelin beraber bu işi çevirelim demesi lazım. Evet. Yani benim şahsi imkanlarımı çok aşacak durumda bu iş. Hiç kimse de bu durumu karşılayamaz. Bu imkanları karşılayamaz Cevat. Yani Bursa'nın ileri gelenlerini bir araya toplayıp hayal kurmamak lazım. Kesin. Gerçekçi olmak lazım. Bu doğru. Paralar çok büyük paralar. Bunlar ancak kolektif bir birikimle para birikimiyle olur. İşte o da şehri işin içine katarak, bütün insanları katarak bir kolektif çalışmayla, kolektif ortaklıkla yapabiliriz. İşte bunu. Burada zaten belediye başkanımız Ali Nur Attaş hakikaten gerçekten çok yardım ediyor. Seviyor evet. Çok, bir de sporu çok seviyor dediğin gibi. Evet.
Burada işte Ali Nur Aktaş'ın başkanlığında, İbrahim Burkay'ın, BTSO'nun başkanlığını, bunları bir araya getirip acaba biz de basın olarak yani el verilen kalkınabilir miyiz acaba? Evet. Yani, tabii. Cevat abi bir kere Sayın Burkay'la Sayın Ali Nur başkanımızın şey oluşturması gerekiyor. Yani Cevat abi bu işin döndürebilmesi açısından. Bakınız Cevat abi okuyabilir miyim? Benim şeyime düştü. Tabii tabii. Eski milli hakemimiz, değerli abim Tahsin Kesiciler, tünelin son çıkışıdır. Ancak başkanım Remzi Bey'in başkanlığında tünelden çıkılır. Çünkü bu işi en iyi o biliyor. Sağ olsun Tahsin. Şimdi sağ ol, aklın Tahsin, yolu bir Sayın Başkanım. Yani gerçekten böyle bir Cevat abi çok güzel de yorumlar geliyor. Bir gözü iliştirdiğimde Tahsin abimin şeyini gördüm. Şimdi bu böyle. Bu da futbolun içinde olan bir insan bahsediyor bundan. Şimdi tabii ki ben şimdi bakıyorum. Gerçekten Bursaspor'lar. Evet. Çok üzülüyorlar. Çok. Ben nasıl Bursaspor küme düştüyse düştüğü gün üzüldüysem ben Bursaspor'un genç takımının formasını giydim. Yıllarca futbol oynadım. Ben nasıl üzüldüysem benim gibi bu salıdan hepsi üzüldü. Üzülmez Cevat'a. Bir tek üzülmeyen İbrahim üzülmez. Yok. Başkaları da üzülmedi canım. Var. Neler? Şimdi sen az önce söylüyorsun ya yani bu harcamalarla gelirler Salih. Orada geçen yıl hani Ali Bey'in bıraktığı yıl Bursaspor'un yıllık geliri 160 milyon. Yıllık gideri 230 milyon. 70 milyon açık var. 70 milyon açık vermiş. 3 yıl arka arka. Biri 80, iki tane 70. Şimdi, yani paralar buralarda evet. İşte. Vallahi. Paralar şimdi, köpe gitmiş ya. Şimdi bak Cevat abicim. Niye Remzi Cüneyoğlu abimizin? Şimdi gene bak korkmaz. Ne diyor? Bu bileşimi yaparsa Remzi başkanım yapar. Bu sırada sevilen, sayılan bir sanayici. Değerli bir insan diyor. Sağ olsun. Şimdi Cevat abicim. Niye Remzi Cüneyoğlu abimiz için diyoruz ki bir konsensüs oluşturursunda başkanlık işte temel taşlar elini taşın altına sokacak. Şimdi Remzi Cüneyoğlu abimiz kaleci Füre'ye benim tanıdığım kadar söylüyorum 650 bin euro vermez. Cevat'a bak burada da hatalar yapıldı. Ama işi biliyor. Şimdi abi bak 150 şimdi bin. Futbolun içinden gelmiş. Cevat'a bak 150 bin 200 bin euro. Şimdi bizim bize izleyenlerden şöyle bir şey gelebilir. Cevat abi biz eurodan bahsediyoruz. 8'e çarpacaksınız. 8'de geç. Şimdi TL gibi geliyor 200 bin. Hayır 8'e çarpacaksın. Bizim 200 bin liram diyoruz 200 bin TL tamam. Ama 200 bin euro dediğin. Cevat abi şimdi bu da çok önemli. Hani 1.6 milyon. Ağzınızdan çıkarabiliyorsunuz. Ama bunun bir TL karşılığı var. Biz TL ile iş görüyoruz. TL ile iş. Şimdi kaleci Fire'ye Remzi Cinoğlu abi 650 bin euro verebilir, verin vermez. Onun değerini biliyor zaten. Ne olacak? 150 bin euro. Cevat abi 500 bin euro kazançlısın demektir. Alırken kazanacaksın. Sonuçta Cevat abi para karşılığında hani bir profesyonellik yaşıyoruz. Karşılığında bir para birimi var. Buna göre şey yapacaklar. Nasıl? Şimdi ben program öncesi Remzi abiye dedim. 13 tane futbolcu aldık. Evet. 38'lik, 35'lik, 36'lık futbolcu aldık. Paraları buraya döktük. Cevat abi verilmedi. Onlara da verilmedi be Cevat abicim. Nerede bu paralar? Abi bak onlara da para verilmedi. İşte bu çocuklar oynamadı. Sadece bir saniye. Zaten kulübün geliri 20 milyon lira ya. Yani giderleri karşılamıyor diyorsun. Giderleri karşılamıyor. Hani verilebilecek bir para yoktu da verilemedi. Evet. Yani birileri para yedi diyemeyiz. Değil, kesinlikle. Verilecek para yoktu zaten verilemedi de. Evet. Bir ara ticaret odası ve belediye başkanının katılımıyla bir yardım kampanyası yapıldı. O da çok düşük bir para toplandı. O da yetecek bir para değildi. Dolayısıyla onun için verilebilir. Buyur evet. Sarıcığım. Şimdi Sayın Başkanım. Şimdi mesela sizin BTSO'nun yapmış olduğu şeyle, şimdi buradasınız da demiyorum Sayın Başkanım, lütfen bunu kabul ediniz. Remzi Cinoğlu olsaydı o hedeflenen para toplanırdı. Cevat abi kimse kusura bakmayacak. Bak Remzi Cinoğlu ismi olsaydı o para toplanırdı. Bir de bu var. Şimdi Cevat abi onun için diyorum ben, Bursaspor Başkanlığı'na talip olan kim olursa olsun. Cevat abi bir düşünecek. Bir değil bir kere daha düşünecek, bir kere daha düşünecek, ben adayım diyecek. Ne oldu? Birisi de kayıp Cevat abi. Bütün hedef neydi? Süper Lig hedefiydi. Evet, ne oldu? Bu buraya geldin. Şimdi bir sürü o geçen seneki olan borçlar kesin çıkacak Cevat abi. Bak göreceksiniz. Çıkacak kesin ya. Çıkacak. Bunlar hep istenecek. Hepsi önümüze çıkacak ya. Tabii. Ondan sonra başlayacak 3 puan, 6 puan, 9 puan derken işte Allah göstermesin. Eskişehir Spor gibi Cevat abi ve 15 puanımız gidecek.
Eksi 15'te Eskişehirspor Cevat abi bu ligde kalırdı. Kalır, topla bakalım. Kalırdı. 22 puanı var. Evet. 15'te. Eskişehir'e yine kalırdı. Eskişehir'e yine süre verildi. Bu Antalya'daki kalecileri var ya onların, Buffon. Buffon'u, evet. Evet. Buffon'un parası ödenmemiş. Onlara bir süre verdiler. Puan silmelerine rağmen. Yani puan silmekle de bitmiyor Salih. Puanı siliyor, sana tekrar süre veriyor. O sürenin sonunda ödemezsen yine puanı siliyor. O 2-3 defa tekrarlanıyor. Eğer ödemezsen ligden atıyorlar. Profesyonel ligden atıyor. Amatör lige indiriyorlar. Şanlıurfa'ya ihtar verildi benim bildiğim. Şimdi 3. lige düştü onlar. O bir oyuncunun parası var orada da. 1 milyon 600 bin euro galiba. Öyle bir şey var. O para ödenmezse Şanlıurfa'yı amatör lige atacaklar. O zaman Eskişehir'in önümüzdeki sezonun ikincilikte de şimdi... Ödemezse parayı gene 9 puan silerek başlayacaklar veya 10 kusur puan. Oradan da gidecek. O da olmazsa ligden indirecekler. Profesyonel ligden atacaklar. Yazık günah. Cevat Hocam. Yılların takımı. Şey olarak tabii nüfus olarak Eskişehir bizden az. Ama bir futbol kenti Cevat abi. Biz nasıl övünüyoruz Bursa'mızla ilgili? Biz futbol şehriyiz abi. Eskişehir da öyle. Eskişehir halkı da öyle. Futbol şehri. İşte düştüğü duruma bak. Şimdi Avustralya'dan, Melbourne'den mesaj yapmışlar. Vallahi hocam Bursa sporlular bir araya gelip diyor tekrar zirveye çıkmamız lazım diyorlar. Kesinlikle. Ben söylüyorum yani burası bize yakışacak bir yer değil. 3,5 milyonluk nüfus diyor ama. Mutlaka yukarıya gitmeliyiz. Bizim yerimiz Süper Lig. Bursa'nın yeri Süper Lig'dir. Ve Süper Lig'de de ilk onun altıda değildir yani. İlk onun üzeridir. Evet. 5. Yani Bursa'ya 5'ten aşağı inmeyelim diyor. Bursa'ya yani. Bu yakışır evet. Remzi abi olması. Şimdi yani biz Alanya kadar bir iş çıkaramaz mıyız ya? İşte çıkardık benim dönemim İbrahim işte, sonra çıkardık bunları yaptık biz ispatladık. İşte ama bir Alanya'da iyi bir yönetici var. İyi bir başkan doğru, var. Doğru düzgün yapıyor işini. Harcadığı parayı bilerek harcıyor. Bilerek harcıyor evet. Ama bizim buraya başımıza gelenler nereye harcadıklarını bilemediler. Kulübe boş batana sürüklediler. Ve şimdi bu boş batandan çıkmak için burada çare arıyoruz biz. Şimdi Cevatçım bu şeye, futbola, profesyonel lige, idareci veya başkan olacak arkadaşın, özellikle başkan olacak arkadaşın az önce Salih'in dediği gibi 1, 2, 3, 20 düşünmesi lazım. Ben futbol oynadım mı? Amatör veya alt liglerde veya üst liglerde idarecilik yaptım mı? Soyunma odası tozu yuttum mu? Bu futbol dünyasından haberim var mı? Bu futbol dünyasında benim etrafıma alacağım insanlardan kimler bulunduğum yere zarar verirler? Sen zarar görmüyorsun dernek olduğun için. Senin bulunduğun yer zarar görüyor. Oraya zarar verirler mi? Vermezler, beni kandırırlar mı? Yani ben onlara kanmayacak kadar futbol çevresine ve futbol bilgisine sahip miyim? Yani gözlerimin kestiği bir adam mı bunlar bana aldırmıyor da başka bir şey aldırıyorsa bunun doğru ya da yanlış olduğunu bilebileceksin, ileri veya geri çekileceksin. Yoksa yakarlar. Doğru söylüyorum. Şimdi bir de Remzi abi şunu sormak istiyorum. Sosyal medyada bir de bu Süper Lig'de olayı da bitti, kapandı. Yani artık gelecek sene şeyini düşüneceğiz. Sosyal medyada Mesut Mestan kongre kararı alsın diyorlar. Bu evet. Bursa Spor için bir yani açılır mı önü? Tabii ona Mesut'un karar vermesi lazım. Şimdi yapılanlara bakacak, yapılamayanlara. Önümüzdeki yıl ne hedefi var? Olabilecek bir şey mi? Gerçekleştirebilir mi? Çevrilebilir? Görüyor mu? Görmüyor mu? Biz bilmiyoruz tabii içerideki durumu. Çok şeffaf değil içerisi. Kendisinin bir bakıp karar vermesi lazım. Bunu da oturup sağlıklı şekilde düşünüp doğrusunu yapacaktır diye düşünüyorum. Doğru olanı yapacaktır diye düşünüyorum. Evet. Yani bir oturup bakmak lazım. Ya önündeki tablo bu. Tabloyu en iyi bilen onlar şimdi şu andaki arkadaşlarımız. Bu tablo çevrilebilir mi? Buradan bir iş çıkarılabilir mi? Yani burada bulunmakla bir faydan olur mu? İşte diyoruz ya Bursa'da bir konsensus gerekiyor. İşte bu kolektif bir çalışma gerekiyor. Buradayken biz bu kolektif çalışma olabilir mi? Yararlanabilir miyiz buradan yani Bursa Spor olarak? Bunların hepsini düşünüp bir karar vermek lazım. Şimdi Sayın Başkanım bir de
süremiz de azaldı. Eylül'ün ilk haftası müsabakalar başlayacak. Ne zaman başlıyor Salih? Ya 7'si ya 6'sı. Tam şey var. Eylül'de. Eylül tabii. İşte zaman çok dar. Sezon yarın açmak lazım. Tabii ayın ki. 5'inde, 4'ünde mi 5'inde bir transfer başlıyor. Tabii. Gerçi... Şimdi, Cevat abi süre çok daraldı. Çok dar. Şimdi Sayın Başkan'ın, Mesla'nın yapacağı, şu Cevat abi hani birazcık istifa kararı olmaz. Tekrar bir seçime götürür Cevat abi. Evet. Ondan sonra yine aday olsun. Sayın Başkanım yanlış mı söylüyorum? Aday olma hakkı var. Her türlü seçer işte. Bilanço ellerinde. Hı. En doğrusu onların bakıp bilançoya ona göre bir bakalım, karar verip en sağlıklı kararı almaları evet, lazım. Bakalım başka bir adaylar çıkacak mı Cevat abi? Çıkabilir de. İnşallah bugün şeyde divan kurulunda İnşallah. Konu gündeme gelir. Evet. En azından kongre kararı aldığı zaman 15 gün içinde kongre yapacaksın, bir ay yapmayacaksın. Yok bizim kongre bir ay sonra olur. Bir ay sonra. Tabii. O zaman 21 gün sonra ilk kongre olur. İlk kongrelerde genellikle çoğunluk sağlanmaz. Transfer dönümü Mestan'a kalıyor. Tabii. Şimdi Cevat bizim kongreler şöyledir bak. Kongre kararı aldığından 21 gün sonra ilk kongre yapılır. İlk kongrelerde çoğunluk sağlanmamıştır genellikle. Bir İkinci kongreye kadar bir hafta, bir aydır bizde kongre süresi. O zaman yapacak bir şey yok. Mesut Mestan yine devam edecek. Kongre kararı almış olsa da yani. Tabii. Transferleri kongre kendisi yapacak. Yapılıp hani yeni bir yönetim gelecekse oraya kadar tabii mevcut yönetim devam eder. O zaman gene bu yani yapacak bir şey yani yok. Yani o dernekle yasaları böyle. Sen bugün evet. karar aldın. Şirket gibi değil. Şimdi mesela şirket olsak. Evet. Ben hissemi sana sattım. Bir saat sonra noterden işlemi yaparız. Sen gelir oturursun şirketin hisseleri sen de sen yaparsın. Pandemi olayı var. Dernekler kongrelerini 3 ay ertelendi. Evet. Kongre de yapılamıyor. Kongre de ertelendi. O zaman hiç zorlamamak lazım. Hiç kesinlikle zorlamamak tabii. lazım. Yani kongre bu sosyal medyadaki baskıyı da ortadan kaldırmak lazım o zaman. Kongre yapılamayacaksa gereksiz yere orayı da rahatsız etmemek. Tabii canım şimdi bu dernekler yasası onu pandemi... bilmiyordum ben bak. 3 ay mı ertelendi? Şimdi bizim derneğimiz var ya Spor Gazeteciler Derneği. Derneğimiz onun var. Da kongresi vardı. 3 ay ertelendi. Yapamıyoruz şimdi bunu. Ha kulüpler kongre yapamıyor yani şimdi. Tabii tabii. Daha da ertelenebilir. Çünkü bu pandemi dünyada çok hızlı yayılmaya başladı. Evet. Ben bu sabah bu bir program izledim. Amerika kıtası yani Amerika, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da Haziran başında hani şeyler kalktı ya bu karantinalar. Evet. 6 kat artmış. Tekrar. Brezilya'da dünkü vaka sayısı 25.800, bir günde hastalanan 700 devri vardı. 25.800 kişi bir günde i̇şte o zaman vaka. Dediğiniz gibi biz ilk kurcalamadan O zaman öyle rahatsız etmemek lazım. Mestan yapacak yine. İyi bir antrenör seçimi Hayır, yapacak o zaman. Kongre yapamayacaksan başta. Zaten kongre yap diye baskı yapmanın bir anlamı kongre Yok, kararı alsa da çocuk pandemi şey olayı olmayacak. 3 ay ertelendi derneklerin kongre. O zaman hiç baskı yapmamalı. Çünkü bu spor dernek. Dernek evet. Tabii. Remzi abi son ilave çektik bir şeylerin var mı? Bu sporu tavsiyen. Bu sporlu taraftarlar beklentisi var sizden. Taraftarlara işte birlik beraberlik halinde olsunlar. İki gün sonra da bayram. Yıllardır söylüyoruz ha. Bayramlarını kutluyorum. İnşallah Bursa Spor da onlara bu sene yaşatamadıklarını gelecek yıl yaşatır. İnşallah. Bayram günleri gibi olur günleri inşallah. İnşallah. Hepsine sağlıklar diliyorum. Onlar gerçekten Bursa Spor'u çok seviyorlar. Çok büyük fedakarlıklar yapıyorlar. Gerçekten çok Bursa'da sevilen da, bir kişisin. Bursa'da da, Bursa'da da dışarıda da her zaman Bursa Spor'un başarısı için büyük çaba sarf ediyorlar. Taraftarlara minnettarız. Onlara Bursa Spor adına çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Remzi abi çok teşekkür ederim katıldığın için programa. Ben teşekkür ederim Cevat'cığım. Sizi gördüğüm için Halikim, çok sevindim. Söyleyeceklerin bayram iki gün sonra. Cevat abi öncelikle hakikaten çok büyük bir taraftar gücümüz var. Hakikaten çok seviyor. Yani bu takımın arkasından... Ama Cevat abi TVB birincilik ama Süper Lig bu fark etmiyor bizim taraftarımız açık net. Bunu biz yaşayacağız. Tribünlere gidiyoruz. Maçları Türkiye'ye izliyoruz. Bunu gösterdik. Taraftarlarımıza sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Bizi izleyenlere de hayırlı bayramlar diliyorum Cevat abi. Size teşekkür de ederim. Sayın Başkanım da teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Salih Başkanım. Sayın seyirciler bugün de yoğun bir gündem vardı.
eski başkanımız Remzi Cinoğlu bizi kırmaya tekrar geldi. Salih. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bu devasa tesiste hem üreticilerimize hayırlı olsun, hayırlı alışverişler temennisinde bulunduk. Hem de tesisi görme imkanına kavuştuk. Hem üreticiler, satıcılar için hem de kurban ihtiyacını karşılayacak vatandaşlarımız için son derece güzel bir tesisin altında, içinde Kurban Bayramı'na hazırlıkların yapıldığını görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Burada nispeten şehrin biraz daha dışında, özellikle yağmurlu, çamurlu havalarda hem hayvanlarımızın, hem üreticilerimizin, hem de satın almak üzere gelen vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı ortamda rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri bir tesisin varlığını müşahede ettim. Bu vesileyle Sayın Başkanımıza, Mustafa Dündar'a bu tesis nedeniyle hem Osman Gaziler adına hem de Bursa adına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Osman Gazi Belediye'mizde bu yıl iki farklı noktada kurban satış noktası oluşturuldu. Bunların birisi Geçit'te, diğeri Veşekaren Mahallesi'nde şu an içinde bulmuş olduğumuz tesiste. Burası 70 dönüm alan üzerine 20 dönüm kapalı mekanda. 10 gün önce vatandaşlar gelip burada yerleşerek satışlarına başladılar. Şimdi bugün baktığımızda satışlarda ciddi bir ilerleme kaydedilmiş. Büyükbaş hayvanlarda güzel bir sonuç ortaya çıkmış. Bizler de belediye olarak bundan sonraki süreçte bayrama giderken temizlik, düzen, bununla ilgili tedbirleri çalışıyoruz. Özellikle otoparkla ilgili sorun söz konusu değil. Temizlikleri sürdürüyoruz. Ve şimdi hedefimiz bayramın birinci günü kesimler başladıktan sonra kesimlere yönelik tedbirleri alarak vatandaşların bir an önce kurbanlarını keserek farzasını yerine getirmesi. Hayırlı olsun diyoruz. İnşallah güzel bir bayram öncesi satışları gerçekleştirmiş oluruz. Hadi hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Eyvallah.